Merhaba. Bugünkü işleyeceğimiz konu sosyal anksiyete bozukluğu yani sosyal fobi. Sosyal anksiyete, kaygı, bozukluğu ya da sık kullanılan adıyla sosyal fobi bireyin başkaları tarafından yaygınlaşabileceği kaygısı taşıdığı toplumsal ortamlarda mahcup ya da rezil olacağı düşüncesi ve bu konuda belirgin ve sürekli korkusun olduğu bir kaygı bozukluğudur. Kişiler başkalarıyla etkileşimde bulunmalarını gerektiren ya da bir eylem başkalarının yanında yapmaları gereken durumlardan korkarlar ve bunlardan olabildiğince kaçınmaya çalışırlar. Ellerinin ya da seslerinin titrediğinin farkına varılacağı gibi kaygılarına ötürü toplum önünde konuşmaktan korkabilirler ya da düzgün bir biçimde konuşamıyor gibi görünmekten korktukları için başkalarıyla karşılıklı konuşurken aşırı kaygı duyabilirler. Diğer insanların yanında yemekten, içmekten ya da yazı yazmaktan kaçınabilirler. Sosyal fobinin yaşam boyu görülme oranı yüzde %2 ile 10 arasında tespit edilmiştir. En sık görülen psikiyatrik hastalıklardan biridir. Türkiye'de üniversite öğrencileri üzerine yapılan araştırmalarda yüzde %24'ü bu hastalık olduğu saptanmıştır. Sosyal fobi alt tipine göre değişmekle birlikte Erken ve geç erkenlik dönemi arasında başlar. 13 ila 20 yaş yaygın tipin daha erken yaşta başladığına dair bilgiler vardır. Başlama yaşı için 0-5 yaş grupları arası ve 11-13 yaş grupları arası iki pik vardır. Kadınlarda daha sık görüldüğü ancak klinik başvurularda genellikle erkekler kadınlardan daha fazla gelmektedirler. Tanı kriterlerimizi sıralayacak olursak eğer, sosyal antisiyete bozukluğu tanınmadık insanlar karşılaşıldığında ya da başkalarının gözünden üzerinde olabileceği bir ya da birden fazla toplumsal ya da bir eylemi gerçekleştirdiği durumda belirgin ve sürekli bir korku duyma, kişi küçük duruma düşeceği ya da utanç duyacağı bir biçimde davranacağından korkar ya da antisiyete belirtilerini gösterir. Ayrıca çocuklarda tanıdık kişilerle yaşına uygun toplumsal ilişkilere girebilme becerisi olmalı ve antisiyete sadece erişkinlerle olan etkileşimlerinde değil, yaşıtlarıyla karşılaştığı ortamlarda ortaya çıkmalıdır. İlki korkulan sosyal duruma karşılaşma hemen her zaman anksiyete yaratır ki bu anksiyete duruma bağlı olarak panik atak biçimini alabilir. Çocuklarda anksiyete ağlama, huysuzluk gösterme, donaklama ya da yabancı insanların olduğu toplumsal durumlardan uzak durma olarak görülebilir. İkincisi, kişi korkusunun aşırı ya da anlamsız olduğunun ayırtındadır. Çocuklarda bu özellik olmayabilir. Üçüncüsü, korkulan sosyal ortamlardan ya da performans gerektiren durumlardan kaçınır ya da bu durumlara aşırı anksiyete katlanılır. Dördüncüsü olarak kaçınma, anksiyetöz, beklenti ya da korkulan sosyal ortamlarda ya da performans gerektiren durumlarda yaşanan sıkıntı. Kişinin günlük, mesleki ya da sosyal aktivitelerini ya da ilişkilerini etkiler ya da fobi ile ilgili yoğun sıkıntıları vardır. Ölçütsel olarak incelediğimizde ise dikkat oda olmaktan veya utanılacak ya da aşağılanacak şekilde davranmaktan belirgin korku duymak ya da diğer o da olmaktan veya utanılacak ya da aşağılanacak şekilde davranmaktan belirgin bir şekilde kaçınmaktır. Bu korkular toplulukta yemek yemek, topluma karşı konuşmak, insanlar arasındayken tanıdık birileriyle karşılaşmak veya küçük gruplar ortamlarına girmek veya katılmakta zorlanmak gibi sosyal durumlarla ortaya çıkar. Agorafobi de sayılan anksiyete belirtilerinden en az ikisiyle birlikte çalışma yapıldığında kızarma veya sallantı gibi kusma korkusu olabilir, idrar yapamama korkusu diyebiliriz. Belirgin duygusal sıkıntılara yol açan kişilerdeki bu korkuların mantıksız ve aşırı bulunması gibidir. Sosyal fobinin alt tiplerini inceleyecek olursak eğer, sosyal etkileşim tipi olaraktan birisini ele alabiliriz. Bu, buluşma, konuşmaya katılma, biriyle çıkma, fikrini söyleme, haklarını savunma gibi durumlarda ortaya çıkar. Performans tipine baktığımızda ise topluma karşı konuşma, spor yapma, müzik aleti çalma, dans etme gibi durumlarda ortaya çıkar. Diğer bir husus gözlenme tipidir. Sokakta yürüme, otobüse binme, odaya sonradan girme, açık tuvaletleri kullanma gibi biriyle beraber yemek yeme gibi durumlarda ortaya çıkabilir. En sık görülen belirtilerine baktığımızda ise kızarma ve kaslarda titremeler oluşur. Çarpıntı %79, titreme %75, terleme %74 civarıdır. Kaslarda gerginlik ise 60-64 arasında ilerler. Mide rahatsızlık %63, boğazda kuruma 60 civarlarına yine bulmaktadır. Sıcaklık, soğukluk duyguları ise %50 civarlarında. Kafada basınç dediğimiz odalmalarımız %46, kekeleme, ses titremesi genelde belirtilerimizin en sık görüldüğü durumlardır herkesin birbirine görebildiği küçük sosyal gruplarda konuşmak, yabancılarla konuşma, yeni insanlarla tanışma, toplu yerlerde yemek yeme diyebiliriz, sosyal fobi ölçeğinde belirlenen, sosyal durumları inceleyip ve sıralama şekillerine göre toplum içinde telefonla görüşmelerimizde, küçük bir grup etkinliğinde yer alma, toplum içinde yemek yeme, toplum içinde bir şeyler içme, Yetkili biri ile konuşma bir yöneticidir, idari birimdir. Dinleyiciler önünde konuşurken rol yapma, partiye, eğlenceye ve de da bir davete girmek. Başkaları tarafından izlenirken çalışmak, izlenme güdüsünde rahatsız olanlar için de olabilir bunlar. Başkaları tarafından izlenirken yazmak, çok iyi tanımadığı biriyle telefonla görüşme, bir önceki bahsetmiş olduğum başkalarıyla telefonda yazarken e, izlendiğini incelemede insanların genelde sıkıldığı bir nokta vardır. Benim yazdığım mı okuyor? Yani benim mahremimdir ve bu benim mahremime kimse müdahale edemez bir duygusu oluşaraktan bu kişilerin kendisi yazı yazarken izlemesinden aşırı şekilde rahatsız olurlar. Çok iyi tanımadığı biriyle yüz yüze konuşma, yabancılarla karşılaşma, genel tuvaletleri kullanma, birilerinin oturduğu odaya girme, ilgi odağı olma gibi sıralayabiliriz bunları da. Yine bir diğer unsurlarımızda bir toplantıda hazırlıksız konuşma yapmak, yetenek. Yeti veya bilgi testine tabi tutulma, iyi tanımadığı birine onaylanmadığını veya aynı düşüncede olmadığını ifade etme, çok iyi tanımadığı birinin gözlerinin içerisine bakmak. Önceden hazırlanmış bir raporu bir gruba sözel olarak sunmak. Romantik veya cinsel ilişki amacıyla birini tavlamaya çalışma. Alınan bir malı ürünü parasını geri almak üzere iade etmek. Davetler ve toplantılar. Israrlı bir satıcıya karşı ona bir blok oluşturma yani karşı koymalar. Sosyal fobi neden oluşur dersek asıl en ham noktalardan bir tanesidir. Sosyal fobide kalıtsal geçişin rolü çok güçlü olması da vardır arkadaşlar. Akrabalar arasında sosyal fobik olan kişilerin bu hastalığa yakalanma riski bir miktar daha yüksektir. En önemli etmenlerden birisi beyinde bir takım kimyasal ve elektriksel bozuklukların olduğudur. Özellikle serotonin adı verilen bu kimyasal maddenin sosyal fobilerin beyindeki oranının normallerine az olduğu veya iletimde aksaklıklar bulunduğu ileri sürülmüştür. Ayrıca zihinsel altyapısı önceden hazırlanmış olan sosyal fobi bazen belirli bir olaydan sonra gün yüzüne çıkmış ve örseleyici bir yaşantı ile koşullanarak yerleşmiş olabilir. Çocuk yetiştirme biçimi de hastalığın oluşmasında en önemli etmendir. Sosyal fobi nasıl tedavi olur diyecek olursak eğer. Kısaca özetleyelim Sosyal fobi, tedavisi olan bir hastalıktır. Evet, artık günümüzde diğer psikolojik rahatsızlıkların tedavi olduğu gibi sosyal fobi de, basit gördüğümüz o sosyal fobide yine tedavi edilen bir hastalıktır. Sosyal fobi de zorunda kalınmadığı sürece ilaç tedavisi uygulanmaz. Psikoterapi, yani konuşmaya ve tekniğe dayalı ruhsal tedavi uygulanır. Hastanın durumuna göre bazen tek başına psikoterapi, bazen ilaç tedavisi uygulansa da genelde her ikisinin beraber uygulanmasında başarı daha da yüksektir. Sosyal fobiden en sık uygulanan terapi şekli bilişsel ve davranışçı tedavidir. Bunlar terapisel uygulanır. Bilişsel terapide kaygı duyguları ve bu duygulara karşı oluşan bedensel tepkileri tanıma, kaygı doğrudan durumlardaki düşüncelerin ne olduğunu anlama, bunlara karşı başa çıkma stratejilerini geliştirme gibi aşamalar vardır. Davransal terapide ise model olma, yakınmaların üstüne gitme, belirtileri daha net algılayabilmesi için rol oynama, gevşeme eğitimi, sosyal beceri eğitimi gibi hasta farklı uygulanabilecek yöntemler vardır. Ayrıca eğitim konfederasyonumuzda her hafta düzenli olarak uyguladığımız konusunda uzman akademisyenler gözetiminde teknik ağırlıklı eğitim terapilerimize katılabilirsiniz. Eğitim Konfederasyonumuz sizler bunlar için desteklemektedir. Ve hepinize Eğitim Konfederasyonu olaraktan sağlıklı ve mutlu günler dilerim.